Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Evet. Selamlar. Bir ev videosuna daha hoş geldiniz. Şimdi birazcık fiyatı yüksek bir ev çekeceğiz. Size göstereceğiz. Biliyorsunuz biz bunu seri haline getirdik. Ara ara yüksek, ara ara düşük evler yine çekmeye devam edeceğiz. Şu anda da bir tık fiyat olarak yüksek bir evi gezdireceğiz size. Tabii ev konusu Buğra'ya ait. O yüzden sana devrediyorum. Burası şu anda Boca Raton'dayız arkadaşlar. Bu sitenin çok benzerini yine Boca Raton'da başka bir bölgesine yaptık. Çok başarılı oldu. Modeller, planlar, sitenin yerleşimi çok başarılı olduğu için aynı sitenin çok benzerini tekrar yapıyorlar. Aynı evleri yapıyorlar. İki tane sadece farklı model var. Bu da o sitede yine çok tutmuş bir model olduğu için bu evi çekeceğiz. Model ev burası. Tabii ki evleri bu şekilde teslim etmiyorlar. Burada bir design ofisi var. Onun da görüntülerini alacağız. O design ofise gidiyorsunuz. Her şeyinizi seçiyorsunuz evi almak istediğiniz zaman. Size özel custom bir şekilde evi yapıyorlar. Bu ev 5 odalı, 5 full banyo, 2 yarım banyo var. Yarım banyo ne demek? Duşu yok. Sadece tuvalet ve musluk var demek. Yani 7 tane banyosu var aşağı yukarı. Medya odası var. Bir tane ofisi var. Bir loftu var. Oyun odası var. Ve 4 tane araba alan garajı var. 5177 square feet yaşam alanı olarak net olarak. Yani 510 metrekare falan aşağı yukarı. Fiyatını en son konuşacağız. Hadi gelin içeri bakalım. Girdik. Dediği gibi buranın model ev. O yüzden bütün dekoruyla var. Evi satın aldığınızda bomboş bir ev veriyorlar. Ama şöyle bir şey var. Bu model evleri tutuyorlar son dakikaya kadar. Eğer isterseniz bu atıyorum evin kendi fiyatından haricinde yapılan bütün dekorun da parasını çıkartıyorlar. İsterseniz ben bu dekoru sevdim. Bir gram bir şey oynatmak istemiyorum deyip dekorlu da satın alabiliyorsunuz içindeki eşyalarla. Ama doğru. O zaman olan fiyatının daha üstüne bir fiyat çıkıyor. İlk girdik. Böyle salona doğru bir geniş açı bizi karşılıyor. Galiba sol taraflarda oda var. Sol tarafta alt katta. Ama önce burayı gezdireceğiz size. Çok yüksek bir tavan karşılıyor. Bir böyle bir tavan boşluğu var. Çünkü yukarıda bir koridorla bütün odalara giriyorsunuz ama yukarıya zaten çıkacağız. Genelde çoğu evlerde yemek masası için, yemek bölümü için hep bir oda oluyor mutlaka. Burayı da yemek odası yapmışlar. Yani yemek masası olarak tasarlamışlar. Burada yine bir oda yapmışlar. Şarap odası. Güzel bir dizaynla tasarlamışlar. Ve salonu ikiye ayırmışlar. Merhaba Bartu Bey, nasılsınız? Bu videoda Bartu da bizimle. Evi sahiplenmiş şimdiden. Hayırdır, satın mı aldın yoksa? Las Vegas videosunu izlediyseniz Bartu ile beraber Las Vegas'a gitmiştik. Hatta orada da ev çekmek istedik. Bartu benim çok uzun süredir ortağım. Zaten aşağı yukarı 20 yıldır burada emlak işiyle uğraşıyor. Ben de 10 yıldır kendisiyle beraber emlak işindeyim. Eski evleri alıp yenileyip satıyoruz. Veyahut da kiracılarını koyuyoruz. Kira oranları eğer yüksekse kiracılarıyla beraber satıyoruz. Veyahut da sıfır inşaatlar yapıyoruz beraber. Daha önce tamamen Amerikan marketi için çalışıyorduk. Bir süredir çalışmalarını sürdürüyoruz ve Troy Yatırım adı altında yeni bir girişim daha kurduk. Bu Türk yatırımcılar için, Türklere ve aynı zamanda bir İstanbul ofisi açtık. Türk yatırımcılar için burada danışmanlık alabilecekleri bir... Ne kadar... ne oldu sana? Bozuldu Türkçen. Videonun E'leri, neredeydi? E'leri siliyorlar. Bunları silmiyoruz. Siliyoruz arkadaşlar. ya. Süper oldu burası. Evet. Türkiye'de de ortak çalıştığımız bir ekibimiz var.
Biz buradayız. Onlar Türkiye'de, İstanbul ofisimizdeler. Bundan sonra daha aktif olacağız. Artık Türkiye'deki dostlarımıza daha çok bilgilendireceğiz. Bunu gördük. Bunu bir ihtiyaç olduğunu gördük. Çok fazla telefon alıyoruz. Buğra'dan dolayı alıyoruz. Tolga aynı şekilde kendisi de iletti bize. O yüzden sizleri daha çok bilgilendirme ihtiyacı duyduk. Bundan sonra yavaş yavaş başlayacağız. Bartu, ne diyorsun eve? Bu benim daha önce yaklaşık 4 yıl önce gördüğüm bir evdi. En beğendiğim evlerden biri. Layout olarak, kuruluş olarak odaların en beğendiğim evlerden biri. Bu evi görmedin de bu evin benzerini öbür Lotus'ta gördün. Lotus yapılmıştı. Lotus diye bir site Boca Raton'da. Çok tuttu gerçekten site. Bu da Lotus Palm olarak yapılıyor. Aynı site dediğim gibi biraz evvel. Aynı evler, aynı hatta planlar. Hatta bu evin aynısını şu anda yaptığımız, Boca Raton'da yaptığımız evin. Buna yakın, yakınını yapıyoruz herhalde. Soruyorsunuz ya arkadaşlar, işte Ceyda Hanım, ev seçimleriniz neler, renkleriniz? Aslında ben bu tonları, bu renkleri seviyorum. Böyle ahşapla buluşması evin, biraz modern olması ama birazcık da böyle bohem olması benim sevdiğim dekorlardan bir tanesi. İnşallah biz de kendi evimizi yapacağız. Onu da videoya çekeceğiz. Terzi kendi söküğünü dikemez modu. Yani şu mesela, bunun bu kadar, bu adanın ortadaki bu kadar büyük olması, şuradaki şu köşe, o kadar güzel yapmışlar ki bu ışıklar. Bir kere zaten aydınlatmalara bayıldım ve o kadar basit ki aslında. Aşağı yukarı 20 bin dolarlık bir buzdolabı çünkü, Sub-Zero. Bana göre hiçbir özelliği olmayan, sadece marka olan, satan varsa ayıp olmasın ama. Ne oluyor lan? Bir kere içi ufak, içinde hiçbir özelliği olmayan. Evet. Şey, meyveleri falan bozmuyor diyorlar da yani artık. Yok 25 ya. Bin dolara bana göre hiçbir özelliği olmayan bir buzdolabı. Ama 25 bin dolar arkadaşlar şu dolap. Amerika'da Türkiye'deki fiyatını hiç düşünmek bile istemiyorum. Sonuçta 2000 dolarlık, 1000 dolarlık buzdolabı aynı görevi mi görüyor? Aynı görevi görüyor. Soğutuyor. Soğutuyor. Çıkarıyorsun, yiyorsun. Çıkarıyorsun. Arada buz da veriyor. Yani genelde evet, bazı arkadaşlarımızda da görüyoruz, tercih ediyorlar. Ama ben bu kadar bir parayı buzdolabına vermem. Araba alırım ya. Gerçekten. Yatırım yaparım yani o parayla. Evet, burada salonu bir separatörle ikiye ayırmışlar. Eski modelinde burada aşağıda böyle bir şömine gibi bir şey vardı. Gazlı bir şey vardı tabii, gerçek ateşli falan değil. Burada direkt televizyon ve ahşap detaylar yapmışlar. Ebeveyn odasını görmedik. Hani bu... Biz inşaat yaparken en çok ebeveyn odasına dikkat ediyoruz tabii ki. Ve genelde evi ikiye bölüyoruz. Oda taraflarını 3 oda 4 oda yapıyorsak o 3 odanın toplamı kadar bir ebeveyn odası yapıyoruz. Neredeyse bir oda kadar bir banyo falan yapıyoruz. Çünkü sonuçta evi alan ebeveyn. Tabii ki çocuk odaları falan her şey çok önemli ama bir evdeki en önemli şey ebeveyn odası. Amerika için konuşuyorum. Türkiye'de böyle olmayabilir ama buradaki en önemli detay ebeveyn odası arkadaşlar. Evet, ebeveyn odasına şimdi giriyoruz. Banyoyla başlayalım. Sağımda banyosu var. Yani evet. Çok daha iyileri var. Evet, çok. Çok daha iyileri var. Kötü değil, gayet iyi ama bu fiyatta bir ev için böyle ortalama. Şimdi hani sadece video için değil, Burak bu işi yaptığı için, Burak'la beraber ben de çok ev görüyorum. Hatta bu evden daha düşük fiyatlı evde banyolar çok daha yani iyi oluyor. Yani mesela şu olacak iş değil. Yani evet. bu böyle bir sınır yapması, bu cam tamamen cam bitmesi lazım. Şu çok ucuz bir malzeme. İşte ne bileyim, oradaki duş başlıkları çok ucuz malzeme. İçeride kullandığı fayansı bile ucuz malzeme. Yani çok enteresan. Evin fiyatını hala söylemedik. Söyleyince siz de evet diyeceksiniz. Bu banyo bu eve olmaz o fiyat. Sağlı sollu giyinme odası var. İşte herhalde biri erkek giyinme odası, biri de kadın giyinme odası. Bu şekilde yapmışlar. Ben her şeyi askıda seviyorum. Katlanan eşyaları hiç sevmiyorum. Ya tabii ufak tefek şeyleri böyle çekmecelere koymayı seviyorum ama genel olarak her şeyi askıda sevdiğim için kendi dolabımı da aynı bu şekilde yaptırdım. Her yer askı böyle. Neyi sevmedim biliyor musun ilk direkt girdiğim anda? Ne? Ben şunları çok seviyorum. Birçok evlerde de yapılıyor işte, değişik evet. Renkleri, tahtaları. Çok güzel ama mesela bunu böyle yaptım. Yukarıdaki şey böyle alacalı bir renk. Bu buraya olmamış. Buraya düz renk yapacaksın bunu. Böyle patlayan bir renk olacak. Lacivert böyle, daha böyle patlayan bir renk olacak. Küçük bir aksesuar koyarsın. Ama bu böyle çok karışık geliyor bana. Ebeveyn odası beni çok şaşırttı bu arada. Beğenmedin mi? Diğer çocuk odası çok daha iyiydi. Balkonlu falan daha muhteşemdi. Büyük fena değil. Evet, büyük olarak gayet iyi ama ben böyle yapmazdım. Vazgeçtim abi. Gel. Filenin Sultanları'nda
kutluyoruz buradan. Gerçekten gururumuz. Eğer bu siteyi beğendiyseniz, bu sitede 8-9 tane daha model var. Daha ucuzları var, daha pahalıları yok galiba. Bu en pahalısı galiba. Daha ucuzları da var. Onları da gidip çekebiliriz daha sonra. Şimdi bugün... Bu en büyüğü değil mi? Bu sitedeki en büyük ev. Evet. Ve en pahalı ev. En pahalı. Tahminlerinizi alalım. Yani evin fiyatını biz söylemeden önce videoyu izlerken tahminlerinizi alalım. Bakalım ne kadar doğru bilmişsiniz arkadaşlar. Burada evler arsalarıyla beraber alınıyor. Arsanın da sahibi oluyorsunuz evi aldığınız zaman. Tabii ki sitenin içinde de iyi arsalar var, ortalama arsalar var, köşe arsalar var daha büyük olan. Arsa fiyatları değişiyor ama genelde premium, yani daha iyi arsalara ekstradan bir 50-60 bin dolar alırlar. Burada daha sormadım ne kadar aldıklarını ama genelde 60 bin dolar gibi bir şey alırlar. Şu anda biraz değişmiş de olabilir ama bu evin normal bir arsa üzerine, mesela bu arsa üzerinde bu evi almak istediğiniz zaman, tabii ki tekrar söylüyorum, bu tip bir dekorla değil, kendiniz seçiyorsunuz ama iyi premium dediği, yani iyi malzemelerle, kaliteli malzemelerle bu evin bedeli 2 milyon 154 bin dolar. Bu ev, tekrar söyleyeyim, 520 metrekare net. Brütte de garajlarıyla beraber aşağı yukarı 688 metrekare. Aşağı yukarı dememin sebebi de Amerikan ölçüleriyle square feet diyor burada. Bölüyorum kafamla, aşağı yukarı ona bölündüğü için aşağı yukarı diyorum. Yoksa burada net tam olarak ne olduğu square feet cinsinden yazıyor. Bahçeye çıkalım Ceyda. Bahçeyi de gösterelim. Ben zaten gözlüğümü taktım, hazırlandım. Bahçe keyifli. Tek şöyle bir şey olabilirdi. Sonuçta bu tarafa doğru da yeri var bahçenin. Havuzu biraz daha büyük yapabilirlerdi yer olduğu için. Hani buna insan zaten yüzemez. Genelde bu tip evleri havuzsuz teslim etmeyi tercih ediyorlar. Havuzunuzu sonradan siz kendiniz yapın diyorlar. Çünkü havuzla ilgili bazen belediyeden izin problemleri falan doğuyor ve evi bitirip havuzu siz yapın diyorlar ki geç size teslim etmesinler. Ama model ev olduğu için model evlere genelde havuzunu koyuyorlar. Model olarak görün diye, nasıl havuzlar yapılır, bahçeye nasıl oturuyor diye. Bana göre uzun süredir gördüğüm evler arasında bahçe olarak bu evin bahçesi gayet iyi bir ölçüde. Karşıdakileri de görüyorum. Fena değil yani. Çok büyük yani, değil ama eski evler gibi değil ama yine de fena değil bence bahçenin ölçüsü. Arkadaşlar, ev videolarını çok beğendiğinizi biliyoruz. Daha önce de birkaç kere söyledim, hep uygun fiyatlı evlerden yavaş yavaş yukarı doğru çıkacaktık ama bu siteyi görünce ve daha önceki site çok talep gördüğü için dayanamadık. Bunu bir çekelim dedik. Model evler gider, çekmemize izin vermezler falan diye dayanamadık ve artık o yavaş yavaş çıkma işinden de bu arada vazgeçtim ben. Karışık. Bir ucuz, aynen, bir pahalı, iki pahalı, bir ucuz, iki ucuz, bir pahalı falan, böyle biraz karışık, ortaya karışık gideceğiz. Düzgün ev bulduğumuz anda gideceğiz. Yani 200 bin dolarlık bir ev çekmemiz gerekiyordu normalde ama şu anda piyasada beğendiğim ve size göstermem gereken bir 200 bin dolar gibi bulamadığım için aynı zamanda çekemedik. Burayı çektik. Umarım keyif almışsınızdır. Ev videoları özellikle çekerken çok keyif alıyoruz. Aynı zamanda bir şeyler de ben kendi işim için görüyorum. Gördüğünüz biraz evvel Bartu da resimler çekiyordu. Esinlenelim birazcık diye. Buranın, çünkü sonuçta buraya evler yapıyoruz. Bu markete göre evler yapıyoruz. Burada insanların neler sevdiğini görmek de böyle evleri gelip görüp bizim için de ufkumuzu açıyor. Sizler sayesinde biz de ekstradan geziyoruz. Uzun bir kapanış oldu. Kapatmıyoruz. Videoyu baştan başlıyoruz Ceyda, galiba. Ceyda sıkılır şimdi. Sen kapat. Bak ben böyle kapatıyorum. Benim kapanışım böyle. Bize abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman kocaman öpüyoruz. Buranda dediği gibi daha çok evler gezdireceğiz. Belki farklı seriler de istersiniz. Sadece bu ev olmaz. Aşağıya yorumları yazın. İçerik fikirleri yazın. Biz onları dikkate alacağız. Sizler için de sizlerin istediği içerikleri de çekeceğiz arkadaşlar. O yüzden hepinizi kocaman öpüyoruz. Görüşmek üzere.